Selamünaleyküm sevgili canım kardeşlerim. Geceniz mübarek olsun. Aleykümselam. Aleykümselam Hasan abi. Aleykümselam. Ne haber? Nasılsınız? Bomba gibiyiz. Çok şükür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok şükür. Yasin. Efendim abi. Yasin, açmadan önce hemen bir dakika bile şey olmadı, bir konuşmana denk geldim. Japonya'da intihar oranı çok dedin, doğru mu? Evet abi doğrudur. Öyle bir gelişme Evet. oldu. Evet. Dünyanın kişisel veri geliri Norveç, İsveç, Finlandiya, Japonya olan yerlerde böyle. Şimdi Japonya şu anda herhalde birinciliği çekiyor gibi. Daha bir şey yok. Korona olmamış. Olsa belki de aşacak. Fakat o bakın düşünebiliyor musun? Ya olursam iman her şeyi güzel gösteren nurani bir gözlüktür. Küfür ise nuraniyeti bile zulmeti dönüştüren bir gözlüktür. Nuraniyi bile zulmete dönüştürüyor. Güneşi bile siyah gösteriyor. Onun için elhamdülillahi ala külli hal sibel küfrü ve dalal demiştim. Evet abi, evet. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam nasılsınız dedikleri zaman iman dedin ki ondan sonra artık bırakacağım. Saatimiz gelmek üzere. Arkadaşlar, kumbaraya para atıyorsun, zor durumda açıp kullanalım diye. İman şimdi daha dünyada kendi tesirat azimeyi gösterir. Yani Risale-i Nur'a ekmek sudan daha fazla ihtiyaç olacak. Biz o kumbaraya serbest bölge diye bir şey yaptık. O çoğu sorunumuzu halledecek inşallah abi. Çok şükür. Serbest bölge diye bir para attık oraya. Çok sorunumuzu halledecek o bizim zor zamanlarımızda. Evet. Risale-i Nur imdadımıza yetişiyor. Çok şükür. O Japonlar daha yakalanmadı adam intihar ediyor. Yani ne tuhaf. Çünkü niye? Hiç de şaşırmıyorum. Ama acıyorum. Yani niye Risale-i Nur gitseydi ne kadar hoş olacaktı. Ama herkes yapabildiği halde yapamayan onlar mesuldur. İşte seferberliktir diyordum. Hatırlar mısınız Mehmet Dire kardeş? Ne sermayeniz varsa ahirete koyun. Bire bin alacaksınız. Hatırlar mısın? Yani fırtına geliyor, fırtına geliyor diyordum Mehmet kardeş. Dinliyorum abi, evet. Fırtına. Ama Risale-i Nur'a ekmek su gibi ihtiyaç olacak bütün beşer. Yoksa başka yaşayamaz. İntibaha gelmiş ruhu beşer ya imanını alacak ya da yok olup gidecek. Allah muhafaza etsin. Efendim şimdi saat 3 geçiyor. Bugün dersi kim yapıyor? Ali kardeş mi yapıyor? Ben abi selamünaleyküm inşallah. Ve aleyküm selam. Buyur teslim sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii dersimizin konusu Adem, tefekkür. Bununla ilgili konuşmalar, tespitler yapmaya çalışacağız. Tabii okuyacağız inşallah. Adem'le ilgili, tefekkürle ilgili. Adem, tefekkür, vücut. Bu konularla ilgili biraz konuşmaya çalışacağız abi Risale-i Nur ışığında. İnşallah kardeşler de katılımcı olurlarsa daha çok açılacağını düşünüyorum. Ben kendi nazarımla Adem'i nasıl anlıyorum, vücudu nasıl anlıyorum? Tabii benim nazarım eksik olabilir. Eksiklerimi inşallah kardeşler ve sizler tamamlayabilirsiniz. Kendi nazarımı sunacağım.
Kardeşler de kendi nazarlarıyla bir bayi kıyası yapmış olurlar inşallah. Ben nasıl bakıyorum Adem meselesine diye. Bismillah. Sözler 8'de birinci sır, şöyle doğru yapacağım abi. Birinci sır ilahir ayetin bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, at simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Şimdi burayı şunun için okudum. Kainata baktığımız zaman, hatta kendimize baktığımız zaman Adem ve vücudun birbiri içine giriftar olduğunu, birlikte çalıştığını, birbirini netice verdiğini, bazen destek olduğunu, zemin olduğunu, perde olduğunu, yani biz kendi varlığımızı bizdeki Adem vücutları üzerinden, kainattaki Adem vücutları üzerinden tanımlayabiliyoruz ve anlıyoruz. Nasıl ki hastalık, bela ve musibetler bize fani olduğumuzu, fani bir vücut sahibi olduğumuzu, bağlı ve bağlı olduğumuzu, aciliğimizi, fakrımızı bize bildirerek tanıttı diyor. Eğer bela ve musibet, hastalıklar olmasaydı, insan belki kendisini, ki öyle hastalıklar görünmüyor zaten, derece derece, firavun mertebesinde görmesi ihtimali var. Kainatta Adem'in ve vücudun yer 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 değiştirmek veya birbirine hizmet ederken, birbirinden hizmet alırken belki de dönem dönem onu tanımlayamıyoruz ama yani şöyle mesela bir ademi bir vücut, ademi bir vücut hakiki bir vücuda kuvvet veriyor. Burası benim için zaten sırlı mesele bu. Yani bu anlamak istediğim şey bu. Ademi olan bir mesele bir vücuda nasıl kuvvet, destek veriyor? Bir tanesi bu. Merak ettiğimiz şeylerden. Bu girift olma, beraber iş görme meselesiyle ilgili 318 lemalardan biraz destek almak istiyorum. Ses net geliyor mu abi? Geliyor. Şu anda iyi Ali. Tamam. Böyle sesin iyi. Şimdi Adem'i iyi tanırsak Adem'i kendimizi de o nispetle daha iyi tanıma tanımlama. Şimdi Adem'in normal şartlarda Risale-i Nur talebesi sözlü lügata müracaat ederek biraz eksik tanımlıyor. O zaman da meseleleri anlaması zorlaşıyor. Risale-i Nur'un manayı harfiyle tarif ettiği Adem lügattaki Adem değil. Lügattaki, sözlükteki Adem'e iltica eden bir kardeş ve hakiki Adem'i anlama yolunda çok geride kalıyor. Biraz belki zaman kaybediyor. İleride belki anlıyor ama biraz zaman kaybediyor. Enerji kaybına sebep oluyor. Adem mesela bu 30. levhanın 4. nüktesinde 1. sikkede ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. O sikkede şudur. Kainatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut teşkil ediyorlar ki bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan, umumun dizginlerini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. Buradaki kainatın tecezzi kabul etmez bir
kül hükmüne gelmesine, üstadın böyle zikretmesine, Kur'an'ın böyle zikretmesine sebep olan şey esas da kainatın ehadiyet noktasında çok dağılmış, sayısal olarak bir çokluk, sayısız sistemler organize olmuş bir şekilde çalışıyorlar ve bununla aynı zamanda ferdiyetin ispatı için ehadiyet vahid olan Allah'ı tarif ediyor. Oradan da ferdiyet esmasını biz intikal edebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman bu vahidiyetin arkasındaki ehadiyetin hepsi esas da belki de zahirde birbirine adem olarak gözüküyor. Zıt çalışıyor. Mesela zıtlıklar içinde kainata baktığımız zaman bir şey yanarken yanıcı bir madde var. Birinin aleyhine gibi gözüküyor. Bir şey ölürken diğeri sağ kalıyor. Sağ kalanın lehine, ölenin aleyhine gibi gözüküyor. Böyle birbiri içinde sistemler, biri yok olup biri var olurken perdedarlık vazifesi yapan başka bir sistem diğerinin vücut olarak ayakta durmasına devam etmesine sebep oluyor. Kainatın mevcudat emvalları muhtaz bir fabrika şartları gibi birbirine muavenet ediyor. Çalışıyor. Aslında bu arada divan çarklarından üstad bahsediyor. Buradan da bir bilmiyorum. Divan çarkları her esmasına bakıyor galiba. Dima. Çünkü burada Dima çarklarının bir başka modelini, başka bir aynı birebirini üstad zikrediyor. Yani kainatta her şey birbirine zıt gözükürken, çünkü Adem meselesi zıtlık, yokluk diye tarif edildiği zaman anlaşılmıyor. Zıtlık demek, bir şeyin başka bir şeye zıt olması demek, onu ortadan kaldırmak değil, ona perdedar olup göstermek demek. Özelliklerini ortaya çıkarmak demek. Kabiliyetlerini geliştirmesi için ona gayr taraftan bir imkan sunmak demek. Yine 30. lemanın bu sefer karşı sayfada. Nebi mecmuasına malik olmayan bir sebep hiçbir nebine, hiçbir unsuruna hakiki tasarruf edemez. Burada benim ilgimi çeken şey, yani pekiştirmek maksatlı. Üstad da belki o niyetle biz bir tarafa bir yere intikal ettirmek için bunu bir şekilde dedikleri inşallah ben doğru anlamışımdır. Her şey aslında birbiri içine girift. O bizim baktığımız gibi sadece suretten ibaret değil. Bir suretin içinde nihayetsiz sistem var. Nihayetsiz. Bizim aklımızın almadığı ama fark ettiklerimizi tefekkür etmemiz gereken nihayetsiz sistem var. O gül goncası meselesi var. Gül goncasına da biz zahiri bildiğimiz kendi alemimizdeki güle baktığımız zaman üst üste belki de biraz karışık gibi gözüken perdeler aslında o bütünlükteki güzelliği gösteriyor. Perdeler birbirini izah ediyor. İşte aynı, bütün kainatın böyle birbirine girift olan envaları, mecmul kainatı öyle bir kül hükmüne getirmiştir. Şimdi Adem'le vücut o kadar iç içe girmiş ki bu alemde. Bu kül olmasına sebep olan bu muhteşem külü oluşan şey, vücudun karşısında aynadarlık olarak, aynadarlığı perdedarlık olarak inşallah tefekkür edelim, izah eden, açıklayan, ortaya çıkaran, hakikatlerini, kabiliyetlerini gösteren, belki yardım eden bir perde, Adem. Bu noktadan baktığımız zaman Adem olmaktan çıkıyor. Adem, neredeyse vücudun ta kendisi oluyor. Ben biraz orada biraz şerim kaldı zihnimde. Vücuda birebir, evet, fakat bir yer var, oraya okuduktan sonra sona doğru okuyacağım herhalde orayı. Biraz toparlıyorum.
Yani her şey iç içe girip, girip olmasıyla beraber mükemmel vücut Adem'e, Adem de vücuda göre Adem olmak durumunda dersek Hasan abi. Mesela vücut, vücudun karşısında Adem var. Adem'in karşısında da Adem olmayacağına göre bizdeki vücut potansiyeli, istidadı Adem için Adem midir? Adem'i bu noktada, şimdi biz normalde kendimizi temel aldığımız için, yani vücudu temel aldığımız için Adem'i karşı tez olarak konumlandırıyoruz. Ama Adem canibinden baktığımız zaman biz Adem o vücut olabilir mi diye bir durum oluyor. Ki kainatta bunu görüyoruz aslında. Kainatta birbirini, kainatın birbirini izah etmesi noktasında, birbirini dengelemesi noktasında, bütün sistemlerin, organizasyonların, Allah'ın bu muhteşem kurgusunun birbirine Adem ve vücut olma noktasında bu buraya oturuyor. Fakat insanda da böyle oturabilir mi diye düşünüyorum. Kahve veya çay geleceksin. Şimdi, tamam. Aklın, bizim insandaki aklın alet olduğunu üstad, Allah ondan razı olsun, söylüyor. Akıl bir alettir. Tefekkürdeki, bizdeki tefekkürdeki ilişki, bence özür dilerim, buraya kadar bir şey söylemek isteyen veya bir katkısı olan var mı acaba? Bu tefekkürle ilgili biraz konuşalım. Ali'ciğim, ben aslında Hasan abiden şunu bekleriz aslında. Az önce sorduğun soruyu sanki atlamadan, soğumadan, yani Adem zıddiyetten ibaret midir? Yani bu konuda Hasan abinin belki küçük bir açıklaması olur mu acaba diye merak ettim ben de biraz. Gafur. Gafur. Efendim abi. Efendim abiciğim. Güzel bir otobanda güzel gidiyor ya, dokunma hızına. Abi çok güzel bir noktaya değindi ama yani bu konuda ben harika. Söyleseniz çok hoş olacak. Harika. Yani bir kere öyle bir girdi ki mest oldum ya. Nasıl biliyor musun? Yani baktığın zaman yokluk gibi gözüken Adem, vücudun hakikatinin meratiplerinin zemini oluşu, değişi var ya, bitiriyor zaten. Hakikat, hakikat meratiplerinin zeminsiz zemini Adem. Hakikat, bak hakikat. Yani mesela şimdi bir sihat, esmanın bir mertebesi. Sihat. Mesela halet. Halet, o daha arkası, bedenden daha arkada. Haletler arkadaşlar, insanlığa hükmeden ya fikirdir, ya histir, ya halettir, halet. İşte herkes onun içinde. Adem'i ve vücudu yaşıyor içinde. Yani dünyada yaşayan pek yok sevgili canım kardeşlerim. Mevcutta çok az insan var. Yani fark eden, o ölenler zaten, ölmeden önce ölenler, onlar şu anda farkında. Unutmayın, fikirde, dima, his, vicdan, duygu, kalp, halet, latife, ruh, bunların içerisinde yaşanıyor. İnsanlık inim inim inliyor bunları kendisini tanımlayamadığı için. Vücuttan maksat bu zannetmiş, bu mevcudatı. Onun için bu vücut, o zaman Adem, Esma-i Hüsna'ların meratipi gözükmesine, senin görmene, zeminsiz zemin, sebepsiz sebep oluyor. Onun için Adem fikrinde de var, hissinde var, duygunda var, latifende de vardır. Ya, devam abi. Ben onu şöyle anlıyorum abi biraz. Şimdi insan kainatın ekstra envana muhtaç ya. Bu kainatın ekstra envana muhtaç olmak demek, esas da mevcudat cihetiyle her şeye muhtaçız. Mevcudat bizim açılımımız, bizim açılımı, bizim perdemiz değil mi? Göründüğümüz başka bir perde.
bizim perdemiz. Bunu böyle anlıyorum biraz abi. Evet. Yani bizi şöyle tefekkürdeki ilişki ve çelişkiden biraz devam edeceğim abi. Şimdi aklın kıymeti, alet oluşu ve farkı fark etmesi ve ilişki ve çelişki üzerine işte akıl yürütmesi, hani zekadan farklı olarak. Şimdi bu meyanda düşünürsek eğer, aklın birbirine ilişki ve çelişki noktasında adem olanları ikiden veya başka çok topluluklardan, ehadiyetlerden teke düşürmesi tevhiddir. Tevhid. Ehadiyetleri teke düşürmek, Allah'a vermek tevhiddir. Şimdi tevhid bu itibarla ikiyi teke, çokları bire, bir tek Allah'a ferdiyet noktasında tevhid ederek, toplayarak diğer ihtimalleri terk etmek, nereden biliyoruz biz bunu abi? Takvada var bu. Takvada. Hani yapmadan yapmak vardı ya. Yapmadan. Ama mevcut olan bir harama Allah Celle Celaluhu girmediğimiz için bize salih amel ile bir ödül veriyor. Mevcut olan bir haramı terk ettiğimiz için bize Allah, peki yapmadığımız için bu adem değil mi? Ademdi bu, yoktu. Yani yoktu eğer böyleyse. Evet, yoktu. Fakat hakikat de yok olsaydı, yani adem yokluk olsaydı, Allah Celle Celaluhu takvayı bir nevi salih amel diye tarif etmezdi üstad. Takva menfi ibadetten gelen ehemmiyeti amali salihadır. Kastamonu 128. Gerçekleşmemiş bir ve ortada olmayan bir haram için Allah neden bu kadar kıymet versin? Demek ki Adem'in yokluk olmadığını gösteriyor. Adem vücuttur. Başka bir mana. İlmi vücuttur. Hani biliyoruz öyle. İlmi vücuttur. Yani burada benim en çok üstünde kendimce dur. Adem meselesi anlaşılırsa çok mesele başka türlü izah olmaya başlıyor. Bunları yerleştirdiğimiz zaman mesela takva meselesinde bir haram var. O harama girmiyorsun. Girmediğin haram için büyük bir kıymet teklif ediyor Allah Celle Celaluhu. O zaman ortada olmayan, vücudu olmayan bir şey için Allah neden böyle bir şey teklif etsin diye bir soru geliyor. Şimdi Allah, Hasan abi bu bir önerme yapacağım inşallah. Hatam olursa inşallah kardeşlerle birlikte düzelme imkanı olur. Şimdi Allah Celle Celaluhu önce Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yarattı. Allah'ın hakiki vücutluğu, vacibi vücut noktasında yaratılan Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın bu noktada zıttı mıdır? Evet. Yani zıttı derken, zıttı kelimesi bizim lügatımızda farklı manalara geliyor. Perde desek veya Allah'ın ademi desek, Allah'ın Allah'lığının yaratma noktasında Nur Muhammedi'yi yaratması, ortaya çıkarması. Nur Muhammedi o zaman, benim önerimim bu, bu noktada Allah Celle Celaluhu'nun zatının değil, Allah'tan aşağı bu tarafa, şuna sıfat ve esmasında
ademidir. O ademin Allah'ın hakiki vücuduna perde olması, zaten ona rahmetin timsali. Aklına gelen söylesin. Muhabbetin misali. Muhabbetin misali dedi zaten. Çok yukarı bir noktaya çekti. O noktada aynadarlık cihetiyle öyle bir adem yarattı ki kendi sunatını, sıfatını, esmasını, esma ilahisini, Allah'lıkla ilgili meselelerini o perdede seyretsin ve seyrettirsin. Şimdi bir bu önermeyle birlikte bir görüşüm daha var abi. Herhalde biraz buraları ısıttık yani. Bu konuda ilgili birkaç örneğim vardı ama örnekleri çok geniş tutmayacağım. Hakla yakınlaştırmak için verebilirsin Ali abi. Güzel gidiyor maşallah. Ya bismillah, şimdi biraz tekrara düşmek istemiyorum da. Mesela bu noktayla ilgili Kafur abi de oradan verdiğim paslara cevap verebilir diye tahmin ediyorum ama onun da benzer görüşleri vardı. Ya burayı şöyle okumak istiyorum abi, bismillah. Allah Celle Celaluhu önce Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yarattı. Adem alemlerindeki vücut istidadını, hani bu cümle biraz belki tuhaf gelebilir size. Adem alemlerindeki vücut istidadını vücut aynesiyle ortaya çıkararak, yani vücut aynesiyle, Adem'deki vücut istidadını vücut aynesiyle ortaya çıkararak Adem'e de bir nevi hayat vermiş olmadı mı? Yediğimiz elmanın hayat mertebesini bizimle yükselten Allah Celle Celaluhu Adem'de dahi olsa vücut mertebesini insan ile yükseltmiş olmadı mı? Böylece yaradan Allah Adem'in hayat mertebesini yükseltti. Adem'e de böylelikle daha yüksek vücudu haricinde daha kaliteli insan ile bir hayat vermiş oldu. Şimdi Adem ilmi vücuttur. İlmi vücut ilim sıfatına dayanır desin. Orada bir istidat var, ortaya çıkması gereken. Bunların bir kısmı vücut alemleriyle çıkması var. Bunun içinde zemin olarak Allah Celle Celaluhu Adem alemlerini, yani Adem'i yaratıyor daha doğrusu. Yani Adem diyor. Adem'i yaratıyor. Biz de kainattaki Adem'i müşahede ettikçe aynen elmayı yediğimiz gibi elmanın nasıl ki hayat mertebesi yükseliyor, Adem'in de vücut mertebesi yükselir mi? Evet. Ya bu soru, yani ben cevaplayamadım ama bir tam anlayamadığım bir yer var. İlk önce bir öyle anladım zannettim. Sonra geri döndüm, tekrar okudum. Geri döndüm, tekrar baktım. Öyle olmadığını gördüm acaba. Ali'cim, ben bir soru daha bir soru da ben ekleyebilir miyim mesela buna? Mesela abi, buyurun. Bu benzer sende oluşan sorular hemen hemen belki birebir olmasa bile bende de oluştu. Mesela hani cehennemde yanmayı bile kabul ediyor
vücutta olayım yeter ki diye Adem'i istemiyor. Ha bu istenmeyen Adem, ben önce düşündüm ki Adem şuur etmemek, şuuruna da olmamak belki. Peki şuurunda olmayan neyin acısını çekiyor? Adem'de olmak nasıl bir acıdır? Niye acı verir? Madem o vücuttur, bu neden bir acı olarak düşünülsün ki? Mesela bu da ekstra bir soru da. Yani bu şuur yok. Yani o da bir vücuttur ama şuur yok, şahitlik yok. Belki noktasında bakıyorsun. O zaman şuur yoksa acıyı nereden hissediyor? Yani var olmamanın acısını hisseden kim? Yani bir soru daha. Yani yardımcı olmadım. Belki biraz daha soruları yüklendim gibi sanki. Sendeki soruları biraz daha bildiklerimiz oldu. Ama Gafur, el suali nisfilin. Sual soran cevabın yarısına sahip. onu bir şey sorabilmek için ihata lazım. Onu şey yaptınsa, peki sen ne anladın? Hemen hem onu dinlendir hem de senin anlayışını herkes merak ediyor. Estağfurullah. Abi benim çok daha derin bu konudaki tefekkürlerim kısmi olarak. Mesela benim benzer zıddiyet, eğer Adem noktasında zıddiyeti eğer alacak olursak Hasan abi, ben mesela cennetle cehennemin yerini bile değiştiriyorum aslında şecere-i hilkatte Hasan abi. Mesela hep merak ederdim ki cennete şeytan nasıl girdi? Ben diyorum ki Hasan abi, bu cennet ve cehennem, hani şecere-i hilkatte arşın altında koyduğumuz o cennet ve cehennem aslında birbirine cem. Ve o bütün bir şecere-i hilkatin daire-i ilim, daire-i hayat, işte küs diye aşağıya kadar alem-i şehadetle içinde olmak üzere sanki arkasında bir fon Hasan abi. Kainatın yok olmasıyla birlikte geride kalan sırrı insani, bunların hepsini kendi içinde zaten barındırıyor Hasan abi. Yani ben diye bir şey yok Hasan abi. Yani bu aslında... işaret edeceğiz 194 sanki, yani biraz oradan ben hep yürüdüğüm için sanki biraz bunu belli ediyor. Bir noktaya kadar bizi umutsuz bırakmıyor Hasan abi. Bizi boşlukta bırakmıyor. Ben diyor ve sana ben demeyi öğretiyor. Yanına kadar sokulduğunu zannediyorsun. Gittiğin noktada bakıyorsun ki yine orada değil. Kül ile ayırıyor Hasan abi. Yani şey, kül bir şey diyor ya Hasan abi. Yani o kül ayırıyor. O da değil. O da değil. O da değil. Yani bu mertebede Hasan abi. Yani ben şöyle bir soru daha ekleyeyim hatta. Mesela imkan noktasında zıtların birbirine musavatından ibaret olan imkanat diyor. Değil mi Hasan abi? Yani zıtlar birbirine denk olduğu zaman o zaman mutlakiyet çıkmıyor mu ortaya? Mutlak olan yalnızca Allah değil midir? Yani biz Gafur bilmiyor. Gafur orayla ilgili bir yer okuyacaktım. Güzel oldu. Evet. Mesela bir denklik olursa diyorsun değil mi? Evet. Denklik olursa, onu karşılarsa, şöyle bu soruyu şöyle düzeltsek doğru olur mu senin sorun? Mesela vacip olur mu? Çıkan. Tabii yani vacip olmaktan ayıram nedir? İmkanlar. Mesela diyor ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in imkan ve vücut ortasında dediği nokta. Yani o imkan noktası aslında neyin dengede olduğu noktadır orası acaba? Yani imkan, hani çünkü dengede olan nokta mutlakiyet olmuyor mu? Yani her şeyin eşit, yani zıtsız olarak bilinmesi. Mesela eksi 10 ve artı 10 bir araya geldiği zaman karşı kuvvetler. Şuraya oturursam, ben anladım seni. Tabii, İnşallah tabii, doğru anlamışımdır da. Tabii. Tevap, sözünü kestim. Orayla ilgili bir yer okuyacaktım. Bir devam edersin. Biraz iki paragraf. Mesnevi Nuriye 146'da Mahaza diye bir yer başlıyor. Sonra iki, altındaki paragrafı da okuyacağız. Hücreden tut, aleme kadar her bir şeyin bir nevi vahdeti vardır.
Öyleyse sani de vahid olacaktır. Çünkü vahid ancak vahidden sudur eder. Ve keza bir habbe şemsi ziyasıyla, rengiyle, tecelli suretiyle içine alabilir habbe. Fakat mastariyet itibariyle ve bir habbe iki habbe içinde alıp onlara mastar olamaz. Ve keza vücudu harici, hani Adem neydi? İlmi bir vücuttu. Değil mi? İlmi bir vücuttu. Onunla birlikte düşünelim. Vücudu harici, vücudu misalden daha sabit, daha muhkemdir. Vücudu hariciden bir nokta, vücudu misalden bir dalı içine alabilir. Vücudu hariciden bir nokta, vücudu misalden bir dalı içine alabilir. Kezalik, vücudu vücubi daha kavi, daha rasih, daha sabittir. Belki de vücudu hakiki, vücudu harici ondan ibarettir. Şimdi aşağıda, binaenaleyh ilmi mutezzelide temessül eden imkanı vücutlar. Vücudu vücubinin tecelliyat-ı nuriyelerine ayine ve makestirler. Öyleyse ilmi ezeli imkanı vücutlara ayine olduğu gibi imkanı vücutlar da vücubu vücubiye ayinedir. Sonra o imkanı vücutlar alemi ilmi ezeliden vücudu harici intikal etmişlerse de vücudu hakiki mertebesine vasıl olmamışlardır. Şimdi buradan benim anladığım Adem'in vücut ile karşılaşmasında Adem'in vücudu olan perde darlığında kabiliyetlerini ortaya çıkarmasında eksiklerini gidermesinde kusurlarını göstermesinde birlikte girift olarak çalışmasında Adem hakiki vücut mertebesinde vasıl yine de olabilir. Evet, aynadarlık cihetiyle var ve öyle bir ayna olmak durumunda ki mesela ben bir ayna resmi çizmiştim. Ayna. Bu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada bir insan siması var. Bunun ortasında bir çizgi var. Şöyle yapsam. Bu kudretteki vücut dairesi. Bildiğimiz vücut. Bunun Adem perdesinde görünmesi için, yani Adem aynasında görünmesi için aynanın karşısına geçmesi lazım. Aynayı bilmesi lazım. Aynada Adem'ini bulduğun zaman o vücut hakiki vücut olabiliyor ama aynanın böyle bir kabiliyeti yok. Bildiğimiz aynada da böyle. Vücudu harici olarak kalıyor. O kadar. Tam anlaşıldı mı burası? Yani şunu yarım düşünün. Bu vücut. Ama Adem'e ihtiyacı var. İnsan kainatın ekser envaıyla alakadardır ve muhtaçtır ve müpteladır. Ya bunun açılımını öyle düşünürsek bir ayna düşünün. Ortadaki çizginin sağ tarafı ilim tarafı, sol tarafı kudret tarafı. İlimdeki ayna olmasa sol taraf hakiki vücudunu tamamlayamayacaktı. Ama soruyla birlikte Adem'de perdedarlık eden, aynadarlık eden Adem'i vücut
vücut harici hakiki vücut mudur? Üstad diyor ki vücut harici değildir. Zaten ayna tatbikatında aynanın bu noktada hakiki vücudu yoktur. Ve düşünürken ben düşünüyorum da size düşünüyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Ben çok konuştum. Buyurun. Hakkını herkes helal etsin lütfen de. Benim de çok bu konuda kafamda sorular vardı da. Şimdi mesela bu konuda Hasan abinin hakikaten müdahale etmesini gerçekten istiyorum. Şimdi mesela iki şey söyleyeceğim. Birincisi mesela bir elma gözünün önünde getir. Elma soyuluyor ama gözlerin kapalı. Ağzın da kapalı. Elma soyuluyor. Elmanın sadece kokusunu alıyorsun. Yani bu elmanın sadece kokusunu almış olman, elmanın lezzeti olmadığı anlamına gelmez. Veyahut da rengini fark etmiyorsun ama renksiz olduğu manasını da taşımaz. Yani bu senin nazarındaki adem, yani senin nazarında tamamen. Yani o vücutlar aslında üst üste, aslında bu hep vücut. Sadece biz zanlarımızda adem olarak onları var gibi veya yok gibi. Belirleyiş, bu tamamen benimle alakalı bir durum gibi. Ben yani öyle düşünüyorum. Yani bu mesela elmanın kokusu rengine, rengi lezzetine, lezzetli içindeki vitamine. Yani bunların hiçbiri bir diğerine mani değil. Sadece biz neyle görüyoruz, neyle bakıyoruz? Mesela bu canipten bakacak olursak sen dedin ya ki sanki vacibül vücudun dışındaki bizim alem dediğimiz kainat Allah'ın yani tefekkürü küfür değildi inşallah. Yani Allah'ın ademi mi diye. Şimdi şöyle bir tartışma var değil mi ulema arasında, Hasan abi de herhalde şey yapacak. Tekvinin aslında sıfat olup olmadığı sanki biraz tartışılmış galiba. Veya zati sıfat mıdır, subuti sıfat mıdır diye. Aslında ben nasıl düşünüyorum biliyor musunuz? Yani sanki bu kainatın bütünlüğü zaten tekvin. Yani Allah'ın zıttı değil. Allah oradan emrediyor. Emretmesiyle hani evamiri tekviniye ve emri tekviniye var ya. Yani yağmurun yağması Allah'ın aynı zamanda emri demek. Yani emir demek, yani bunlar hep bir. Zaten zıt diye anlamak doğru değil. Evet, kesinlikle. Belki diye anlamak belki. Orada zıt dediğimiz için ademi zıt diye, yokluk diye. Bu tamamen diye, bizim yani. Zanlarımızla alakalı bir durum. Tamamen benimle alakalı. O zaman yok. Bak bir soru soracağım. Bismillah. Hasan abi onunla birlikte inşallah bize yardımcı olur. Şimdi yazılımda suretin arkasında görünmeyen harfler, rakamlar var ya, onlar o suretin ademidir. Bir şeyin vücudu var ise ademi de vardır. Değil mi? Vücut varsa, mevcudat, vücut varsa ademi de vardır. Adem belki vücudundan daha kesindir bu manada. İlmi vücuttur çünkü. Bir vücutsuz adem bulsak, öyle bir adem bulsak ki, abiler, vücudu yok. O zaman, hiç bulan var mı bilmiyorum. Adem ailesinden, yani o perdeden vücuda gitmek, yani mümkün mü? Yani vücut yok, vücudu yok ortada ama ademi var diye bulsak, o zaman adem o dediğimiz seviyede, yani soru sorduk ya, adem de aslında yani hakiki bir vücut mu? Yani vücudu hakikisi var mı? Diye. Eğer ki vücudu bulmadan ademini bulsak işte o zaman o hakiki vücuttur.
nasıl tatbik ediyoruz? Yani Hasan abi bugün çok kaçak güreşiyor. Son bir bomba soru benim zannımdaki, yani bomba. Onu bakalım ne diyecek Hasan abi. Diyorum ki şey vacip, mümkün ve mümteniye şamildir diyor. Mümteni. Allah'ın var olduğunu konuştuğumuz noktada mümteni diye bir şeyi neden konuşuruz? Bu ne demek? Yani bir ikincisi olmayan, yani bir diye bir şey zaten olmayan. Mümteni demek ne demek? Neden mümteniye şamildir deniliyor? Bu ne demek acaba? Yani mümteni diye bir şeyi niye konuştuk ki? Yani üstad orada neden vacip, mümkün ve mümteniden bahsediyor? Ha, mümteni diye bir şey yok ki. Hani ezel ve ebed dediğimiz noktada, başka bir yön yok ki. Veyahut da ezelin içinde bir yön yok ki. Mümteni demek ne demek? Hasan abicim, müdahale istiyoruz lütfen. Çalışıyor, beyinler çalışıyor. Bunu sorulandan daha iyi bilmiyordur. Ama sen canlı çalışmışsın. Fakat bu vücutla Adem'i güzel işliyor. Fakat böyle daha vücut ve Adem gibi mevzuyu da ekledin sen. Mümkün, mümteni, vacip şeyleri de ekleyince böyle ders iyice ağırlaştı. Gafurum. Tamam, geri çekiyorum adayı, hakkınızı verin. Doğru. Yani, biraz evet yani, ama vücut, bak şimdi, zat-ı sıfattır. Değil mi? Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun ila vadis, kıyam-ı bines veya tekvin. Zat-ı sıfattan vücut varken ne zat-ı sıfatta ne de subut-ı sıfatta Adem denen bir tavsif yok. Evet, evet. Yani ne zat-ı sıfatta var ne de subut-ı sıfatta var. Tavsif, yani böyle bir vücut, vücudu mu? Çünkü beklenen doydu zaten. Adem'in vücudu yok ki ya zati veya subut-ı sıfatta şey koyasın, makamını koyasın. Fakat çok dikkatinizi çekmek isterdim. Zati sıfattaki vücudun anlaşılması için Adem şart olmuş. Adem'in de vücut, vücudunda Adem vardır dedi Ali, değil mi? Bakın, kendisinin zatı ve subuti sıfatta böyle bir tavsifi yok Adem'in. Fakat zatı sıfatın birincisi olan vücut, beka, vahdaniyet gibi var ya silsile, o vücudu tanımlayan bizim alemimizde tabii Adem. Abi bir şey söyleyeceğim bu noktada. Devam et Halim. Sözler 339'dan, özür dilerim abi. Ben inşallah yaklaştık zaten, bitireceğiz de bismillah. Şimdi yani söyleme isteklerinde bir soru söyledik abi. Şimdi, sözler 339'da bir ifade var. O hakikati ve o hakikati çıplak anlamazsın diyor üstad. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir. Kesafetteki dürbünün ile bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Burada üstad başka bir şekilde nasıl tanımlayacağımızı da çok yerde tarif ediyor. Yani ben buraya aldım sadece. Bizdeki sıfatlarımızın renkleri o kesafetli dürbün ile ona bir suret takar. Aslında Adem'in suretini de biz takıyoruz. Ancak onunla o önce aynayı tanımlıyoruz. Şöyle düşünelim, bismillah. Adem alemleri,
içinde Adem'in içinde olduğu bir kayıtlı alan tefekkür etsek, Adem alemleri içinde kayıtlı bir alan tefekkür etsek, o potansiyel vücut aynası, o potansiyel vücut aynasına baktığımız zaman biz kendi sıfat, belki senin sıfatlarının renkleri diyor üstad, ona bir renk verir. Esas da Adem'in o noktada kendi vücudu ve rengi yok. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir. Kesafetteki dürbünü bile bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Şimdi biz aynaya baktığımız zaman aynada kendimizi görebiliyoruz. Demek ki ayna meselesiyle birlikte düşünürsek, aynaya bakmadığımız zaman aynada suretimiz yok. O zaman o Adem aynası bizim için çalışmıyor. Yani bizim vücudumuza aynadarlık etmiyor Hasan abi. Yani o Adem'in vücudu açığa da çıkaran biziz. Aynaya muhatap olarak, mütevecci olarak. Sıfat, kendi sıfatlarımızda, kendi renklerimizde ona bir renk veriyoruz. Ona bir suret takıyoruz. Aslında kendi hakiki bir vücudu yok. O da açığa çıkma noktasında bilmiyorum. Yani ben başta bir şey okumuştum. Yine de burası biraz zevkli geliyor. Adem alemlerindeki vücut istidadını Allah Celle Celaluhu vücut aynasıyla ortaya çıkararak Adem'e de bir nevi hayat vermiş olabilir mi diye bir soru. Ben buradan hareket etmiştim zaten. Hani yediğimiz elmanın hayat mertebesini bizimle yükselten Allah, Adem'deki vücutsuzluğu bizim Adem aynasına olan muhatabiyetimiz ve müteveccih olmamızla, bela, musibet, hastalıklar veya başka meselelere muhatap olmamızla ayna darlığını yapmış oluyor. Biz aynaya muhatap olmaksak orada bir zaten bir vücuttan bahsedilemez. Vücut diye görünen şey de zaten hani insandaki cüz-i ihtiyar meselesinde külli iradeye bir şart-ı adiyle bağlıdır meselesi var ya, sanki burada da bu var. Adem'deki aynadarlık meselesi bizim aynaya müteveccih olmamıza bir şart-ı adiyle bağlı. Yoksa başka bir vücudu yok. Abi bu kadar. Tekrar söyleyeyim. Hasan Adil'in de aklında bir karışıklık olsun. Diyorum ki aynen kader gibi tekvin, hali ve vicdani estağfurullah. Yani nasıl ki kader kendimizden bahsederken hali ve vicdani diyoruz. Sanki tekvin de bütün alemleri içine almış hali ve vicdanidir. Biz zanlarımızla onları var ediyoruz. Emir böyle yerine geliyor. Yani evamiri tekviniyemiz bizde zaten program olarak var olan bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bu tekvin bizimle var oluyor Hasan abi. Ben böyle sanki biraz anlıyorum. Yani. Evet. Yani bir şey daha söylemek istiyorum. Ali, yani hakkını helal et sen de. Mesela şu bu sıkıntılı hastalık dönemlerinde ben de bir süredir içerideyim. Biraz daha kalacağım herhalde. Mesela şu üçüncü lemayı mutlaka herkes gibi ben de okudum. Herkes de okumuştur mutlaka. Ben burada şu üçüncü lemayı Hasan abi, yani bakın bu neye hitap ediyor biliyor musunuz? Bu, yani bu sanki sırrı insani olan gafura da hitap ediyor bu sanki. Ben böyle anladım ya. Mesela bu nazarla baktığımız zaman o kadar geri gidiyorsunuz ki. Yani bunların hepsi zaten olmayan bir şey. Ali, yani mesela ben varım derken neyi kastediyorsun ki? Kastettiğin ne ki? Sen aslında Allah'ın esması kendi mertebeleri içinde birbirini tanıyor. Yani ben kimim ki?
Öyle mi? Yani ben kim? Evet. Hasan abi. Bakın ne diyor? Hasan abi. Diyor ki. Gafurum. Efendim abi. Şimdi Adem'le ilgili konuşuluyor. Adem'in vücuda perde mevzusu konuşuluyor. Ama bir de cehennemini size söyleyeyim, Adem'dir diyor mesela. Bunların biraz tefrik edilmesi lazım. Ancak Adem, Ali kardeşin bahsettiği Adem, ben şu şekilde tefekkür ettim. Gayrın nazarıyla bakmak dediği noktadır. Evet. Gayrın nazarı. Evet. Evet. 11. Evet. Evet. Gayrın nazarıyla bakmak diyor ya. Evet. Ama tabii burada o cehennemi, Adem'i kısmını da görmek lazım. Yalnız benim dikkatimi çekti. Yine benim mevzum ya, herkes öyle oldu artık. Hep mahiyetten konuşuyorsunuz. Mübarekler, surette var, kanuniyet var, hakikat var. Mahiyete dayandınız yani, çok zorluyorsunuz. Yani bu işin bir sureti yok mudur? Kanuniyeti yok mudur? Hakikati yok mudur? Bakın, hakikatle başladın, sonra mahiyete daldın. Yani niye? Esmaların, sonsuz Esma-i Hüsna'nın perdede, Nur-u Muhammedi'de görünmesidir elbette ki. Doğrudur o konuda. Ben de katılıyorum, Nur-u Muhammed o konuda Esma'ların Adem'idir. Niye? Göründüğü zemin. Ama Adem hep melekutta. Hiçbir zaman mülke çıkmıyor. Hep melekut. Dikkat edin. Bir şey vücut mevcut olduktan sonra mülke geçiyor. Ama melekut kısmında sürekli kalıyor. Yani o birbirine girip meselesi mülk ile melekutla açıklanması lazım Ali abi. Yani odunu yaktın, ateş çıktı. Nur çıktı, ısı çıktı, koku çıktı, duman çıktı. Peki o odun nereye gitti? O odun dediğin madde melekuta geçti. Mülkte görünenler geldi. Bu noktada o odunun Adem'i ateş oldu, nur oldu, duman oldu. Yani Adem... Odunun müekkeli gitti. Farklı farklı müekkeller mi oluşuyor? Yoksa odunun müekkeli mi bölündü? Değil, mülkten melekuta geçti. Yani birbirinin içine sonsuz. Birbirinin içine sonsuz. Hiçbir şey kaybolmuyor. Cehennemin cehennemi olması hangi sebeple oluyor peki Mehmet abi? Onu da sen söyle. Selamun aleyküm. Yeterin artık. Burada müsaade edin ya. Buyurun efendim. Tamam, bayağı mahiyette girdiniz yani, o kadar kaba daldı ki. Yani karoğlan sana yetişemeyiz. Şimdi Mehmet abi, peki sözler 158'de mülkle melekutu şu şekilde nasıl ayırabiliriz? Diyor ki Kadir-i Zülcelal'den, tamam, insan nasıl Adem'e gidip kaçabilir? Burasını ben melekut, toprağa girip saklanabilir diyor. Mülk ve melekutu burasını da değerlendirebilir miyiz? İnsan nasıl Adem'e gidip kaçabilir diyor, bak kaçabilir. Devamı toprağa girip saklanabilir. Yani burada bizatihi gözümüzün önünde ölüm. Yani kadir mevzu. 158'e diyor ki insan Adem'e kaçabilir mi? Toprağa girip kaybolabilir mi? Mülk ve melekut. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Mehmet, zahir ve batın. Mehmet kardeş, sen bu konuda epey de şey almışsın. Peki Adem'in sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini bir zorla bakalım.
o birbirine girmiş gibi gözüken ama bu tasnif olursa veya bununla çözemezsek Adem'in sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, evveli, ahiri, zahiri ve batınısıyla bakalım. Bununla da çözemezsek dimağda, vicdanda, kalpte, ruhta nasıldır? Ondan sonra böyle yani formüllerimiz var böyle. Şimdi seyrediyorum. Sen o şu Adem'in sureti var mıdır? Kanuniyeti gir içeriye. Hakikati ve mahiyeti. Öyle girdiğin zaman bir keyif alalım hadi. Biraz böyle şey yapalım. Bu formülü çalıştıralım. İki tane formül bir kere. Çekirdek. Yani ağaç, evvelu, ahiru, zahiru, batını, ağacın çekirdeği, ağacın meyvesi, ağacın görüntüsü, ağacın batınısı. Yok, bunlar çözemedik Adem'i. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti ne çözelim. Bunlar da çözemezsek böyle zati ve subuti sıfatta, esmada, şeceri hilkatte. Hadi bakalım. Mehmet kardeşini sen de sureti nedir Adem'in? Sureti var mıdır? Daha biraz müsaade istiyorum. Ha. Biraz müsaade istiyorum. Müsaade. Tamam tamam başımızın üstündesin. Hasan abi. Efendim abi. Hasan abi. Hadi abi. Hemen Hasan abicim. Hemen bir şey söyleyebilir miyim? Mehmet abime de destek olsun belki diye. Sen de çalış bu arada kalemle. Gafur, aynı zamanda elin de çalışsın, hadi. Tamam abi. Mesela... Aslan abi, Adem'in zahiri kabir olabilir mi? Ya Abdullah, Almanya, duman ettin bu akşam bizi be. Zahirde kabir, evet. Maşallah, tebrik etmek için söyledim, maşallah. Yani evet, devam et Gafur. Abdullah kardeş, sen de kaydet bunları. Tamam abi bakın çok güzel söyledi zahiri. O zaman batını da zihindir abi o zaman. Yani batını da zihindir madem öyle. Zihin aynasında mesela ben ayat-ı tekviniyeyi dima süzgecinden geçirip zihne göndermediğim zaman zihindeki bütün karşılıkları boş kalıyor Hasan abi. Boş. Peki. Yani o ayna. Osman Hakka'ya girdi bir Enfusi Lügat'tan bir lütfetsin de Adem'i bize bir okusun olmaz mı? Adem'e ne yazmışız, nasıl çalışmış? Bir Lügat'ını anlatsın bakalım. Bu arada Mehmet Direk de ve Gafur, Abdullah Şimşek böyle sureti, kanuni, hakikatını da şöyle yazsınlar sevgili canım kardeşim. Bu akşam yani herkesin ihtiyacı olduğu bir akşam. Osman seni dinliyoruz. Enfusi Lugat'ta Adem'i bir oku kardeşim. Bak yardımcı olsun bir şöyle bir yer var. Şu alan 24'te. Bismillah. Eşyanın icadı ya Adem'den olur, ya terkip suretinde sair anasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer bir tek zata verilse, o vakit herhalde o zatın her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak. Ve bu surette onun ilminde suretlere ve vücudu ilmileri bulunan eşyaya vücudu harici vermek ve Mehmet abi, zahir bir Adem'den çıkartmak ise... Zahir bir Adem'den çıkarmak ise bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için gösterici maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya bu tarafın aynasındaki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette saniyen ilminde planları ve programları ve manevi miktarları bulunan eşyayı öyle gidiyor. Bu kibrit çakar gibi meselesi var ya. Bunun üzerinden
Bana çok ilginç geliyor bu her zaman. Osman söz istiyor. Osman söz istiyor. Buyur Osman'ım. Hasan abi açamadım demin. Açayım derken kapattım. Şu mikrofonu açayım dedim. Beceremedim bir anda. Yani Adem şeyde biraz uzunca yani şeyde Risale-i Nur'dan aldığımız şeylerde Mektubat 59'u almışız. Bir de 29. Lema-i Arabiye'nin tercümesinden bir alıntı yapmışız abi. Adem diyor orada, öbürküsü hani bildiğimiz yer, daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir ve vücud-i ilmiye ferdi olmuş bir ünvandır. 29. Lema-i Arabiye'nin tercümesinde Adem zail bir vücuttan daimi vücutlara geçiş için bir ünvandan başka bir şey değildir diyor. Bunu pek duymamışızdır muhtemelen. Çok ilginç. Adem zail bir vücuttan daimi vücutlara geçiş için bir ünvandan başka bir şey değildir. Çok orijinal, çok orijinal bir cümle ya. Evet. Şeyde şualar 81'den demişiz vücudun zıttı. Hutbe-i Şamiye'den de ataletin biraderzadesi. Böyle tanımvari olan şeyden. Lemalar 72'de de küfrün mahiyetinin bir unsuru. Orada Lemalar 72'de. Lemalar 217'de de musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mahiyesi Adem'dir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak, istirahat, sükut, sükunet, tevakkuf gibi haletler Adem'e hiçliğe yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Bu o... Ha, Lemalar 217'den bu da abi. Mesure. Bir de tabii sizden yaptığımız alıntı var, sizin tespitlerinizden abi. Biraz o birkaç paragraf var. Okur musun abi? Buyur abi. Oku abi. Siz... Oku. Bu sizin tespitlerinizden okuyorum abi. Bu varlık nerede ifade edildi? Adem'de. Vücutsuz vücut Adem. Varlıksız varlık, mekansız mekan. Eğer bir şey zıt girmemişse o vaciptir. O da mahluk olmaz. Bir şeyi mahluklandıran içerisinin zıttının müdahalesiyledir. Adem Adem denilen şey çekirdekteki program gibi. Hiçlik değil, ağaç da değil. Varlıksız varlık. Bütün koku oradan geliyor ama kendi kokmuyor. Bütün şekil oradan geliyor ama şekli yok. Bütün hacim oradan ama kendinin hacmi yok. Vücut Adem denilen... Efendim abi? Çok güzel ya tarifler. Bütün şekil oradan geliyor ama şekli yok. Bütün hacim oradan ama kendinin hacmi yok. Vücut Adem denilen zeminsiz zeminden inşa edilmiş. Allah Allah. Adem demek, yani buradaki vücut herhalde mevcut olan vücut değil mi abi? Evet. Yani sıfattaki vücuttan bahsetmiyor. Tabii ha, vacibül vücut manasında vücut değil, mevcut manasındaki değil. Vücut herhalde. Evet. Vücut Adem denilen zeminsiz zeminden inşa edilmiş. Adem demek vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Yani perde düşünün, film seyredilen bir perde. Bu perdede film gözüküyor ama perdeyi göremiyorlar. Varlıksız varlık, hiç kimse görmüyor ama saatlerce oraya bakıyoruz, perdeyi göremiyoruz. Vücut mertebelerinin ortaya çıkmasına zemin olan Adem. Adem, vücudun zemini yani ifade edildiği yer. Sinema perdesi gibi orada film gözüküyor ama kimse zemini ve ekranı görmüyor. Yani film ile muhatap olduğumuz için ifade edildiği zeminden haberimiz yok. Sıcağın ifade edildiği zemin soğuktur. Nurun ifade edildiği yer karanlıktır. Karanlığı alırsanız nur yoktur. Eğer bir şeyin içinde zıt yoksa o vaciptir. Adem alemleri vardır. Vücudu ilmidir. Ve Sübhanallah, Sübhanallah der. Adem alemleri. Adem vücudun zıttıdır. Adem alemleri varlığın ifade edildiği zeminsiz zemindir. Adem alemlerinde olmuş olabilecek nihayetsiz ihtimallerin bulunduğu mekansız mekandır. Kudret taalluk ederse vücuda çıkıyor. Yeri daire ilimde. Daire ilimde. Adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilm-i muhit var. Hem daire-i ilm-i ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Adem'den çıkan ilimdir. Çıkmayan ilim değildir.
İlginç. Adem'den çıkan ilimdir. Çıkmayan ilim değildir. İlimde üç vücut var, vardı. Çıkanlar mümkün, mümteni. Adem'de ne var? Yani çıkanlar mümkün ve mümteniler varmış. Üç öyle. Adem'de ne vardı? Bilmiyoruz. Bilseydik zaten Adem olmaz. Ne konuşuyorsan ilimdesin. Konuşulamayan yer, yersiz yer, yani Adem'desin. Adem alemleri senden kopuk olmadığından zaman zaman oraya çıkmalar oluyor o alemden. Mesela yansımaları, umulmadık bir şey çıktı senden, kendini kötü hissediyorsun durup dururken. Adem alemlerinden bir zuhrat, bu durum hayvanda yoktur. İnsan bu duruma sevinmesi gerekirken üzülüyor. Oysa olmayan bir şey ortaya çıktı. Olmayan bir yıldız ortaya çıktı. Küfür Adem'dir. Bir şeyin vücuda gelebilmesi için mutlaka Adem'i olması gereklidir. Her vücut mertebesinin Adem mertebesi vardır. Çünkü ilimde Adem çıkarsa o ilim Allah'ın Celle Celaluhu ilmi olur, nihayetsiz olur. Bir şeyi derecelendiren onun içerisindeki Adem'dir. Esma'nın Adem'i sıfattır. Sıfatın Adem'i şunattır. Vücudun Adem'den çıktığı gibi, yani esma sıfattan çıktığı vesaire. Allah kainatta sıfatlarıyla, insanda zatıyla vardır. Son bir paragraf var. Devam edeyim mi abi? Et. İnşa Adem'den vücuda çıkartıyor, yani malzeme kullanıyor. Yani elmayı yaparken Allah toprağı kullanıyor, havayı kullanıyor, varı kullanıyor ama elma yok. Bu Adem'den vücuda çıkıyor. Malzemeler kullanmasıyla Adem'den vücuda çıkartıyor. Elma Adem'deydi, vücuda çıktı. İnşaada malzeme kullandı. İbdada yokluktan yarattı. Kainatı mesela. Adem'i sırf inşa değil, ibda tarafı. Vücut dairelerini, yani şecere-i dikkati yarattıktan sonra Adem'den vücuda çıkartıyor. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Şecere-i hilkati Adem'i sırftan yarattı. Adem'i sırf, Adem'in daha arkası, Allah kainatı Adem'i sırftan yarattı. Kainattakileri vücuda çıkartırken Adem'den yaratıyor. Şu anda Adem'i sırftan çıkmıyor, Adem'den çıkıyor. Sistem kurulduktan sonraki gelenler Adem, sistemi kuran Adem'i sırf. Adem'i sırfa Adem'in evveli diyebiliriz. Öyle demişiz şeyde abi, yani şeyde. Ondan sonra bir de Murat Dursun abimizin şeyi vardı, tespitleri vardı, onu da yazmışız. Onu da oku. Adem, Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin taalluk etmediği ilmi vücutlara deniyor. Vücud-u ilmi bu mümkün vücutlardır. Bu mümkün vücutlara, yani ilme, irade ve kudret taalluk edince vücud-u harici oluyor. İrade ve kudretin taalluk etmediği mümkün olan şeylere, mahiyetlerine Adem deniliyor. İrade ve kudretin taalluk etmediği mümkün olan şeylere, mahiyetlerine Adem deniliyor. Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki mahiyetlere irade ve kudret taalluk edince vücud harici oluyor. İrade ve kudret taalluk etmeyince buna Adem deniliyor. Adem, vücud-u ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Adem, Allah'ın ilmine göre Adem, İrade ve kudret henüz taalluk etmemiş. Buna Adem ve Adem harici deniliyor. İki tane isim kullanılıyor. Yani hariçte yok. Latif nüktelerde bir misal veriyor. Bir fotoğraf makinesi düşünelim. Fotoğraf makinesinin merceğinde bir görüntü var. Düğmeye bastığın an o görüntü dışarı çıktı. Dışarı çıkmadan önceki fotoğraf makinesinin içindeki vücut Adem harici. Bugünkü sokudan değil. Dışarı çıktı, vücudu harici. 10. sözde Üstad fotoğraf makinesine lef-i mahfuz diyor. Adem-i harici, hariçte yok ama Allah'ın ilminde var. Adem-i harici demek, alem şehadette olmayıp irade ve kudretin taalluk etmediği Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki mümkün şey. Adem'in lügat manası yok, yani yok demek. Adem-i harici de hariçte yok demek ama Allah'ın ilminde var. Adem, insana bakan manasıyla, burada üçe ayırmıştı Murat abi. Adem'in insana bakan noktası, kainata bakan noktada Adem, bir de Allah'a bakan noktada diye üç Adem'in şeyini yapmıştı, ayırmıştı o derste. Adem, insana bakan manasıyla vücut dairelerinden mahrum kalmakmış. İnsana bakan manasıyla vücut dairelerinden mahrum kalmakmış. Üstad diyor ki,
cehennem vücut dairesidir. Adem ise vücut dairelerinden mahrum kalmak. Yani vücut dairelerinden mahrum kalmak binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet insaniyeni yandırır. Adem'in zıttı vücut. O cehennemin cehennemi bu işte. Bu cehennemin cehennemi şey mi? Vücut dairelerinden mahrum kalmak. Evet. Kainata bakan vecitaden fena değil, zeval değil, yokluk değil, kudret dairesinden elbiseyi çıkarıp ilim dairesine geçmek. Şehadet aleminden bekaya geçmek, tegayyür aleminden yani değişen ve dönüşen fena aleminden alemi nura ve bekaya geçmektir. Müteaddit vücutları kazanmak için diğer levhalara bir geçiştir. Zahirde gözden kaybolmak ama aslında kudretten ilme geçmektir. Adem'i sırf ibda ve inşayı içine alıyor. Daha ziyade batına bakıyor demiş Murat abi. Adem sırfı. Adem'in Allah'a bakan veçi irade ve kudretin taalluk etmediği mümkün olan ilmindeki şeylere Adem denilir. Vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Adem'in insana bakan veçi vücut dairelerinden mahrum kalmaktır. Adem'in kainata bakan veçi kudret dairesinden elbiseyi çıkarıp ilim dairesine geçmek, şehadet aleminden bekaya geçmek, tegayyür aleminden yani değişen, dönüşen fena aleminden alem-i nura ve bekaya geçmektir. Bu şekilde abi şey yapmışız Adem'e. Hasan abi. Yazmışız, buldunuz. Evet, bazen dinliyorum. İşte bu kadar hulasa olur. Yani evet. Yani evet, çok güzel hulasa edilmiş. Şimdi sureti nasip olmadı. Ama diğerlerini bir şekilde nasip oldu. Siz ne dersiniz? Ya anlat bakayım, herkes dinliyor zaten. Kanuniyeti kün emri, hakikati ilmi vücut, mahiyeti tekvin. Hakikati ilmi vücut. Hmm. Ne diyordu? İlimden vücuda çık emri veriyordu Endi İrahi. İlimden vücuda çık. Mehmet abi özür dilerim. Yani kanuniyetini şuradan çıkartıyorsunuz. Emri kün feyitin ile Adem'i zahiriden vücudu hariciye çıkarır. Şu an evet. Yüzde. Evet. Ben de aynı düşünmüştüm o şekilde. Evet, maşallah. Yani kanuniyetini bu şekilde düşünüyordum. Söyleyecektim, siz söylediniz, elhamdülillah. Allah razı olsun. Ama suretini bulamadım Hasan abi. Çok dağınık suret. Yani mevcuttaki sıkıntı Adem'idir, cehennem Adem'dir. Nereye böyle söyleyeceğim bilmiyorum, ona bir şey bulamadım. Çok bela, musibet, hastalıklar. Yani o bir kısımdır. O bir olmaz. Yani hepsini içerecek bir şey bulmamız lazım. Yani aslında şey var aslında ya. Bir bakalım, Allah bir gün attık. Herkes atsın. İnşallah gelir. Sureti yokluk desek abi. Yok. Yokluk olamaz. Sureti öyle en görüyoruz yani. Yokluk olarak. Aslında en büyük vücuttur Adem yani. Tamam, suret olarak ama öyle görüyoruz ya, görünen tarafı yani zahirdeki şey yokluk yani. Ben bir soru hiç düşünmemiştim Osman abi, aslında olabilir. Yani geniş, en geniş manada suret diye. Olabilir. Evet. Hasan abi. Evet dinliyorum, bak Abdullah bir şey soruyor. Buyur Abdullah. Hasan abi, bir de şöyle tersinden düşünecek olursak, şimdi Şafii ismi tam yani şey yaptığı zaman sıkattesin. Sıkatte olduğunu Adem olaraktan düşünüp Şafii isminin çekilmesiyle hastalıkların baş göstermesiyle, yani tersinden düşünüyorum o şekilde. Yani Adem'i Esma'nın tam yapışık olduğu hal. Tam cennetteki halim. Negatiflik yok. Yani suretteki şeyini konuşuyorum ben. O şekilde tasavvur ediyorum. Ne dersiniz? Şey dedi Abdullah Bey, Osman abi diyor ki o toplam
surede yokluk desek diyor. Aslında biraz uydu bu yokluk. Kanuniyetine ne dediniz? Kanuniyetine? Kün emri abi, kün emri. Kün emri. Görmüyorum ben. Kün emri. Kün emri. Öyle mi? Bakayım. Abi yani şu anlar yüzde emrikün feykün ile ademi zahiriden vücudu hariciye çıkarır diyor. Yani ademin zahirisi var demek ki. Var var. Tabii ki. Peki o zaman alemimizde bak bu kadar insan var. Bir insan dersi çok dinledik, serbest bölge var, akıl var, vicdan var, kalp var vesaire. Mesela zahirde Adem var mı piyasada? Yani alem-i şehadette. Abi serbest bölgeden daha iyisi olmaz olur mu? Yani şu anda Adem var mı alem-i şehadette, zahirde? Var abi. Var. Var. Yani mesela olması gerekenler hepsi bindirilmiş ama yok. Yani var da yok. Evet. Yani surette yok yani, yokluk. Mesela zahirde baktığın zaman ahiret yok. Yani burada her türlü mertebeler var ama sureti yok. İnsan bu alemde olursa Osman, alemde yokluk. Yani alem şahadette. Fakat insanda ise ne olur o? Şimdi zaten Hasan abi bizim söylediğimiz biz şeceri hikatte söyledik. Evet. Yani daha doğrusu mahiyeti zaten altından komplesine büyük insanda baktık yani. Evet. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Hasan abi perde olarak düşünebilir miyiz Adem'i? Perde olarak da düşün tabii. Peki o zaman bize uygularsak mesela sureti bedenimiz veya cesedimiz olsa, kanuniyeti dimağımız olsa, hakikati kalbimiz olsa, mahiyeti ruhumuz olsa, Adem de ene tarafımız olsa abi. Olur. Evet. Yani kürs diye düşünebiliriz. Defi muhafız, arş azam ve nur-u Muhammed'i. Yani Adem'in insandaki uygulanması. Bir de kainatta yapalım, kürs dedin. Şey insanda bir de yapar mısın Harun? İnsanda... Evet abi. İnsanda bir cesedimiz yani beden de diyebiliriz. Tabi bunlar da tamam. Anılıyor ama ceset diyelim. Ha şu anın dışındaki şeyler. Evet, evet sureti yani. Burada. Kanuniyeti dimağımız abi. Dima. Evet. Kalbimiz hakikati arş. Tamam. Mahiyeti ruhumuz arş-ı azam. Zaten Adem'in Adem'i de şey abi... En tarafımız yani gören görülen olduğu yer. Şey Hasan abi, Harun kardeş, ceset doğru olmaz. Beden diyebiliriz abi, açılabilir. Beden olacak çünkü niye anda olup görünmeyen? Evet. Yani işte onu siz şey yapın dedim beden ceset. Tamam. Beden doğru yani. O zaman Mehmet kardeş şimdi sıcağı yaz. İnsanda beden... O kanuneti dima, onları hemen kaydet. Sonra peki Harun, Şeceri Hilkat'te. Abi kür sureti. Dur, kür sureti kaydedin. Kanuniyeti, lef-i muhafız, hakikati arş. Çok doğru. Mahiyeti arş-ı adam. Adem olan yerimizde zaten Nur-u Muhammed abi. Yaptım ben. Adem'i sırtı da şeye taşıyabiliriz yani mana tarafına yani. Adem'i sırtı yok zaten diyor. Bir ilmi mütezeli var diyor. Evet.
Biz hep buralarda kendimizi görüyoruz abi. Bedenimde kendimi görmem lazım. İmamda kendimi görmem lazım. Yani lef-i muhafızda. Hakikatta yani kalbimde, arşta kendimi görmem lazım. Ruhumda kendimi görmem lazım arşazamda. Ve eninin nur tarafında, adem tarafında kendimi görmem lazım. Mana tarafında da zaten görüyorum dememen lazım. Güzel. Çok güzel. Bunları kaydet. Sen de bunları kaydet Harun. WhatsApp'ta, Dima'da paylaşıyorsun sen de. Mehmet Direk sen de. Bugün de en büyük katılımcımız oldu abi. 60 kişiyiz yani derste. Şimdi 51'e düştük. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok şükür. Çünkü öyle ihtiyaç var ki Harun kardeş ve diğer kardeşler. İnsanlık cayır cayır yanıyor. Genel dünyayı söylüyor. Risale-i Nur talebeleri kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp rahat ediyorlar. Eğer bu yeryüzünün, zeminin zineti olan bu dersler olmamış olsa, Barla 259'da şaka söylemiyorum. Artık dünya anlamını yitirir. Dünyanın işi bitmiş demektir. Kıyameti bekleyin demektir. Hatırladınız mı o mektubu Barla'da? Diyor ki semanın müvekkilleri yerin müvekkillerine ne mutlu senin üzerinde şöyle insanlar var. O mana için devam ediyor bu dünyanın dönüşü. Abi dersin başında fırtına geliyor demiştiniz. Bu mu ya da farklı bir şey mi? Fırtına şu. Sen bir çay koyar mısın bana? Bak şimdi. Hangisi olduğunu hepimiz karar şey yapan düşünürsünüz. Nedir o? Ustad 5. şuada diyor ki İmanın bereketiyle ve sefaatten tecenüpleriyle kurtulacaklar diyor. İmanın bereketi, sefaatten tecenüp, yani kemik var ya kemik. Sefaat değil Hasan abi, suistimalattan diyor. Suistimalattan tecenüp. Suistimalatın tecenüpleriyle, oradan tecerrüt etmesiyle. Evet. Şimdi suistimalat değil mi? Kardeşler, Risale-i Nur, Kur'an hakikatlerinin son icaz-ı manevisidir. Bu akşam derslerimiz yapıyoruz ya beraber işte canlı. Arkadaşlar bu inşallah Barla'daki o mektubun muhatabı oluyor da, yani bütün canlı yapılan dersler, bizim haşa değil, Risale-i Nur adına yapılan bir dersler, dünyanın dönmesine inanın, kanaat-i katiyem o ki vesile oluyor. Çünkü dünyada bu manalar şu olursa Allah muhafaza etsin. Onun için Risale-i Nur talebeleri vazifedardırlar. Evde de yapacaksınız. Evde de dersler yapın. Okuyun. Sesli okuyun. Ders. Kimler ders yapıyorsa hepsine dua edin. Teşvik edin. Rabbim hepsinden razı olsun ki lütfedip de canlı yayın yapıyorlar. Kim yapıyorsa, zerre kademeyi varsa. Çünkü Barla arkadaşlar, bugün Sultanbeyli dershanesindeydim. Murat Dursunlar'la beraberdik. Hem onların da selam vardı, hem bizim Fatih Vural kardeşler dershanelerle beraberdim de. Barla bizi korkutuyor. Barla korkutmaya başladı beni. Yeryüzü, semanın müekkel melaikesi, zeminin müekkel melaikesine, hadisi kutsi ya, gıpta ediyor. Aa, sizin üzerinizde böyle insanlar var. Ama yeryüzünün zinneti bu. Eğer bu durursa mesul oluruz. Kitap okumayı sakın ima, daha fazla çoğaltın. Ondan sonra
böyle canlı derslerimize daha çok sarılın. Aynı bunun gibi 60-70-100 kişi böyle sahip çıkın. Derslere sahip çıkın. Doğru ve yanlış, müzakere ve mutala sakın bırakmayalım bunu. Ve diğer hepsi devam etmesiyle küre arzda yekün bir şey teşkil ediyor. Mana teşkil ediyor. Evet. Hasan abi, burada ben de şu şekilde bir şey söyleyebilir miyim abi? Yani bence hiçbir zaman bu kadar ihtiyaç olmamıştı. Çok ihtiyaç var. Yani gerçekten okumamız lazım. Evet. Sakın ihmal etmeyin. İş çok ciddi. Yani hastalıktan bahsetmiyorum. Evet. Dünya bir süreçten geçiyor. Çok ciddi bir şeyden geçiyor. Birbirinize sahiplenin. Sahiplenelim. Birbirimizi bırakmayalım. Ondan sonra evet, ehl-i imana bu hastalık musallat olur. Müslümanın ayağı kırıldığı zaman nasıl ki ona baston koymak şahsiyetini düşürtmez. Fakat suistimal mıydı? Nasıldı beşinci şuada? Suistimal tecennüpleriyle suistimal. Evet. Bir de imanın bereketi diyor, değil mi? Evet abi. Ha, şimdi vurur, gafletten bizi uyandırıyor. Bir de muhatap ilahi olma noktasında o kadar olacak. Ama rahat olun. Rahat olun. Ve bu derslerden kopmayın. Ne olursa olsun canlı derslerinizi takip edin. Tekrar ediyorum, evinizde okumayı bırakmayın. Evinizde o ruhaniler yok oluyor. Size bir şey söyleyeyim, kapatayım, uzattık. Hastanelerde acil, yoğun bakımda hep gidenler içeride ölüsünü veya beklediği yoğun bakımdaki insanı beklediği için kafalardan çıkan enerji erva habisedir. Oralara yaklaştığınız zaman duman eder sizi. Bu derslerde tersini düşünün. Erva haliyeler var. Erva haliyeler. Sizi kafanızı, hastalık bir şey değil, düşünce bloko ederse o çıkamazsın. Onun için Allah'ın izniyle ellerimizde Risale-i Nur var. Birbirimiz varız. Birbirimizle beraberiz. O derslerimiz var. O kafa derslerini dinlemişiz. Bu alemin şehadette nihayetsiz mertebe önde bindirilmiş olduğunu itikat etmişiz, iman etmişiz. İnanın bana, vallahi böyle, billahi böyle, tallahi de böyle. Her nur talebesi seviyesine göre İnayet altındadır. Rahmet-i ilahi kuşatmıştır. Ona delil nurları tanımasıdır. İnayet altındayız. Korkmayın. İnayet altındayız. Korkmayın. İnayet altındayız. Sakın korkmayın. Rahat olun. Korkacağımız şu: okumadığınız gün korkun. Sakın. Rabbim her şeye hakimdir. Her şeye sahiptir. Bu dersler, müzakereler yeryüzünün zinetidir arkadaşlar. Barla o mektubu okursunuz. Onun için hepinizi, kendimi de ben, hepinizle beraber birbirimizi tebrik ediyor. Geceniz mübarek olsun. O şey dima şey de yapın. Allah hepinizden razı olsun. Abdullah Demirtoğlu her salı kim yapacağı tespit ediyor. Sakın ihmal etmeyin. Bu derslerimiz yeryüzünün zinnetidir. Ondan sonra biraz korkutmuştu beni ama baktım, duydum ki abi öyle değil dedi Murat Dursun. Çok dersler oluyor dedi. Ben de çok müjde aldım. Çünkü bilmiyorum piyasayı. Çok canlı yayın yapıyorlar. Çok şükür benim Nurcu kardeşlerime. Ayakları başımın üzerindedir her birerinin. Rabbime emanet olun. Rabbime emanet olun, iki cihanda aziz olun. Allah razı olsun ebeden. Allah çoluk çocuğunuzu, evladı yalinizi, akrabanızı, sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi,
Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden hepsi emin eylesin. Tılsımat-ı Kur'ani imdadınıza yetişsin. Cenab-ı Hak aklınıza marifetullah, kalbinize muhabbetullah, ruhunuza müşahadetullah, bedenimize de istikametullah nasip eylesin. Cenab-ı Hak evimize erva aliyeleri nasip eylesin. Erva habiseleri hak ile iksan eylesin. Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak size ümidi mutlak nasip etsin. Hepimize inşallah. Geceniz mübarek olsun. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Çok hepinizi tebrik ediyor. Çok şükür. Yeryüzünün zinnetidir bu. Allah hepinizden razı olsun. Rahat olun. Her şey kontrol altındadır. Hasan abi, Allah razı olsun. Amin. Cemil, sana da geçmiş olsun kardeş. İyiyim abi. Toparladım Allah'ın izniyle. Okumalarınız çok bana moral oldu. Çok şükür. Şükürler olsun. Çok atlattım diyebilirim. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Hiç evet. Ümitsizlik sakın yok. Yok çok şükür. Daha çok okuyorum. Bak Hasan abi, arkamda okuyorum. Çok şükür. Daha fazla. Çok şükür. Çok şükür. Sizinle gurur duyuyorum. Sahiplenin davanıza, bırakmayın. Yeryüzünün zinneti olmaya başlamışsınız. Daha parlayacak bu nurlar. İnayet altındayız, korkmayın. İnayet altındayız, korkmayın. Elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah. Allah nur talebinin özel himayesi altına tutmuş. Çünkü bizi bu Kur'an talebesi etmiş. Ey Kur'an'ın talebeleri diyor Allah Allah. Ey hizmet imaniyede arkadaşlarım, ahirette yoldaşlarım ve Kur'an'ın talebeleri diyor. Allah Allah. Kur'an'ın talebesiyiz biz kardeş. Sonsuz şükürler olsun. Geceniz mübarek olsun. Hasan abi, Allah razı olsun. Buyur abim Abdullah. Abi Allah razı olsun arkadaşlardan da sizden de. Ders yapma konusunda çok çekingen davranıyor kardeşler. Bu konuda bir şeyler söylerseniz daha iyi olur. Ben yani silah dayayacağım yakında. Ona gerek kalmadan hani burada bizde tanıdıklarım da var. Hani benim tanımadıklarım da var. Mutlaka o kapasitesi olan. Ya illa da bir kapasite aramıyoruz. Kimse de sen iyi ders yaptın, sen kötü ders yaptın demiyoruz. Mühim olan şahsın maneviyenin ortaya çıkmasıdır. O kardeşin de ders vasıtasıyla bir takım şeyleri belki araştırırken bulacak, istifade edecek, istifade ettirecek. Sadece çekingenlik var. Yani burada en ünlüsü benim bunların arasında. Onu biliyorum. O yüzden biraz kardeşlerin bu konuda bana dönüş yapmasını arzu ediyorum. Ben söyledikten sonra kabul ediyorlar hepsi de. Yani biraz da kendileri şey yaparsa daha güzel olur abi. Arkadaşlar, Barla'da hangi mektuptu? Bir söylesin. Bulan var mı o mektubu? Bizi korkutuyor. Başladı. Barla 260 abi. Barla 260. Ders almayana duyurulur. 260'ı bir okusun. Barla 260. Yapmayın. Ben beraberiz. Beraber işliyoruz. Bak ben fazla kişiye müdahil olmuyorum. Lazım olunca katılıyoruz. Hemen bak birisini Osman'ı soktuk devreye. Onu şöptük. Güzel bir mana oluyor. Buradaki mana yani zihinlerimizi bizden alıp hakikate Kur'an'a muhatap olabiliyorsak. Kur'an'ın tilmizleri, ey Kur'an'ın tilmizleri ve Risale-i Nur talebeleri diyor. Tamam. Onun için arkadaşlar dersi alın. Bak beraber mutala ediyoruz, müzakere ediyoruz. Ondan sonra Risale-i Nur, Risale-i Nur ama aklımız, kalbimiz onunla yoğruluyor. Bak evinizi, Allah razı olsun, 1-2 saat evinizi Allah'a sattınız ya. Bu akşam şimdi Allah'a sattınız evinizi. Onun için mutlaka herkes alsın. Ama tabii daha yeni ise o tamam. Çok yeni ise değil. Şöyle 3 defa külliyatı bitirmişse alsın konu. Kardeşim endişe etmeyin.
Onun için Hasan abi. Evet. Hasan abi, hüve nüktesi gibi hava sayfası nurlanıyordu abi, değil mi böyle durumda? Evet, hüve nüktesi senin Cemil. Aynen. Abdullah Cemil Hoca'yı hüve nüktesini yaz. Tamam abi. Tamam. Rabbime. Ne zaman abi? O sana bildirecek. Demir Tola bildir. Çünkü Allah razı olsun. Evet, hüve nüktesi boşuna denmemiş. Bugün Murat Dursun'la ders yaptık. Küre dünya Nuh tufanından sonra böyle bir tufan görmemiş. Evet. Nuh tufanından sonra genel. Diğerleri hep bölge bölge, obek obek olmuş. Onun için arkadaşlar, Nuh tufanı, hava zerreleri, ustad havasını değiştireceğiz Allah'ın izniyle. Şu anda küre-i arzın havası değişiyor. Evinizin havası değişti, sizin havanız değişti, her şey değişti şimdi, farkında mısınız? Ervah aliyeler, çok şükür. Bu hüve nüktesi için mahkeme şey yapmışlar. Hüve nüktesi senin, her Demir Tola'ya, Dima'da yazsın, ders alsınlar. Rabbime emanet olun, selamünaleyküm. Aleykümselam. Aşı meselesinde bir şey diyecek misin abi? Aleykümselam. Neyin? Aşı. Bu korona aşısıyla alakalı herkes soruyor da. Benim şahsi fikrim yaptırmamak taraftarıyım ama sen bir şey diyecek misin abi? Aşı mı gelmiş? Bilmiyorum ki. Aşı mı gelmiş? Nereden gelmiş? 12 Aralık itibariyle Türkiye'de yapılmaya başlanacak abi. Nereden gelmiş? Kim yapmış bu aşıyı? Türkiye kendisi mi? Yok abi, 50 milyon adet Çin'den, 20 milyon adet Amerika, Almanya ortak yapımı. Yani bunun hekimi Hazıklar'a havale ediyorum. Yani ben Risale-i Nur'dan aldığım terbiye haddimi bilirim. Hekimi Hazık usta havale etmiş. Hekimi Hazık mesela, Doktor Fikret burada mı? Onun gibi kardeşler var. Bir de şimdi size bir şey söyleyeyim. Bu bilim kurulu heyeti var ya, heyet. Evet abi. Onların içinden bir tanesi çok yakından dostumdur. Yani iyi bir, ihlaslı bir kardeşimizdir. Onlar böyle hekimi azık, Doktor Fikret işin içinde. Biz manevi boyuttayız. Hekimi azık kardeşlerle meşveret edilip ondan sonra ne diyorlar? Ondan sonra onların zamanla oturur. Hemen acele etmemek lazım. Belki bazı Müslüman kardeşlerimize de sıkıntısı ne çare olabilir. Bazılarına da şey olabilir. Bu hekimi Hazık usta tavale etmiş. Dinimiz de din demiş ona. Hekimi Hazık. Bakayım ne diyecek mutlaka. Bu piyasada konuşmaya başlayacaklar hekimi Hazıklar. Geceniz mübarek olsun abim. Ben gereken ciddi bir bilgi alırsam size Dima'da vesairede paylaşırım. Öyle ben ezberden şey yapmak istemiyorum. Zemini oturmasını istiyorum her şeyin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Hayırlı olsun kardeşim.